Nefes, papatyalara bak. Ay çok güzeller. Güzel mi Can Muhammed? He? Bir piknik gününden selamlar, sevgiler. Evet Can Muhammed yine taş dolduruyor bardağı. Şöyle Seher Şef burada şefliğini konuşturur. Kendi yapmak istiyor ha. Sonra hani demeyin kız burada da şey yapıyor yani. Şöyle bakın kahvaltımızı. Yemek yapmasını çok seviyor. Aynen mutfakla ilgilenmeyi. Şöyle bakın kahvaltımız hazırlanıyor. Babam burada çayı demledi. Şöyle yalnız doğanın güzelliğine ne demeli. Geçen şurada oturmuştuk ya bacılar. Burayı çok beğeniyorduk. Burası doluydu. Bak bugüne kısmet oldu. Şöyle bakın hava da öyle bir güzel ki ne sıcak ne soğuk. Yani tam bahar havası ha. Şöyle bakın. Ay çok güzel. Papatyalar zaten gördünüz. Bakın şöyle. Çocukları doğaya saldım çayına. Samet. Babam oturuyor orada. Can Muhammed. İsterim şöyle. Oh, gerçekten. Seher hani işe başlamadan pikniğe gidelim dedik. Kahvaltımızı da burada yapalım dedik yani. Öyle. Yalnız ben aşırı susadım ya. Çok susadım. Ne yedin? Ey bacılar siz nasılsınız? Bayramın ikinci günü. Bayram da geçti görüyorsunuz değil mi? Vallahi var ya her şey geçiyor. Bir geçmeyen ölüm. Bitmeyen ölüm. Aa bayram da bitti. İkinci günü. Anne onun içi ha, şeyden mi doldurdunuz? Şöyle ay kendimi yazık çektim ya. Nasıl esiyor bak bak. Aa. Şöyle annem güneşi. Aslında var ya Ser. Şöyle bize de bir tane şey lazım. Bunun adı neydi? Termos. Var senin işte. Kız o şey kafe için, kahve yapmak için çay yap. Sen yaptın mı? Yo. Hiç yapmadım. Hı. Ama siz bir gün gidek Sermenderes'e yapalım. Hı. Ama yazın oldu mu güneşli şeye gidemeyiz. Böyle akşamüstü. Hı. Hani hava geç kararıyor zaten. Hı. O zamanları güzel olur yani. Hı. Ay var ya çok güzel. Şöyle çay da demliyoruz. Bu kutu olmazsa var ya hiç çok zor kaynıyor çünkü rüzgar esiyor o yüzden böyle kutu kullanıyoruz. Şöyle bakın şöyle hazırladık. 2 4 diğer bardak nerede? Ha. Bende. 2:20 geçiyor. Kahvaltımızı yaptık, çayımızı içtik, biraz şurada oturduk şimdi. Kahve zamanı. Baba çakmak verir misin? Sendeydi. Babam yine kitap okuyor. Var ya, öyle doluşmuş, doldular ki. Geliyorlar yavaş yavaş. Babam bunu... Hah. O gün ne oldu biliyor musunuz bacılar? Böyle... Annem günün oradan tüp kokusu geliyor. Allah Allah ben de diyorum nereden geliyor? Babam büyük tüpe baktı yok dedi. Ondan sonra ama geliyor. Annemin kapısının arkasında da küçük tüpü koyuyor. Yer yok yani. Ondan sonra neyse biraz zaman geçti. Ben dedim anne bak hala tüp kokuyor dedim. Anne buna bir baktı ki şeyi ne olmuş baba o plastik yere değil mi? Contası gitmiş. Ay bari annem diyor ki iyi ki fark ettin. Allah'tan cam açıktı. Nefes de uyuyordu. Yatak odasının camı açıktı. O zaman böyle serindeydi. Biraz hava sıcaklamıştı. Yani hemen annem bir çıkardı bu başlığını, contasını çıkardı. Hemen babam ertesi gün yeni conta aldı. Ya Allah korudu. Valla insan başına ne gelecek hiç bilmiyor bak. Hemen nefese baktım, nefese besledim. Kalktı neyse ki. Ama cam açıktı değil mi baba? Bir şey olmazdı. Ama cam kapalı olsaydı, kapı kapalı olsaydı. Değil mi? Ay Allah korusun ya. Şöyle. Hah. Fincanları hazır. Zaten fincanlar hazır da Seher yine içmiyor kahve. İçmeyeceğim dedi. Yoksa annem ona da fincan getirdi. Az önce annemle şey, ay böyle anne dedik yani. İki katlı bir ev olacak. Ben müstakil evleri sevmeye başladım biliyor musunuz?
iki katlı bir ev olacak böyle. Üstte ben, altta anne, böyle bahçesi olacak. Hep çocukları bahçeye bırakırız da. O gün anne, sen benim videomu izledin mi? Gamze ile gittim ya. Evet. Bahçesini gördün mü? Ne kadar güzel. Arka tarafta bir de. İzledim, çok güzel. O müstakil evi sevmeye başladım ama o yüzden. Evet, çocuklar için büyük şey olur. Hep böyle hani evde durmazlar, camları sıkılmaz. Geçerler böyle bahçeye. Oh, ne güzel oynarlar. Allah nasip etsin inşallah hayırlısı. Ay, şöyle bir otur. Oturacağımız yere bakın, bakın. Ay. Şimdi anne ve kızları. Şöyle. Koşun, hadi koşun koşun. Şimdi biraz yürüyüş yapalım, bu patika gibi aynı bura. Hani şu zeytin ağacı mı? Hiç zeytin vermemiş ha. Zeytin zamanı değil mi? Ha, daha değil mi? Değil mi? Her zaman olurdu zeytin ya. Arkadaşlar, şimdi babam Seher'e araba öğretiyor. Relax, heyecanlanma. Ayağın debriyajda. Sol. O debriyaj. Ortadaki fren, sağdaki bas. Tam bas. Seher arabayı çalışıyor. Ay, babam bana öğretene kadar. Değil mi anne? Gaza bak. Hiç ayağını debriyajdan çekmeyeceksin. Şey arabası da öyle ama hani. Geri geri gidiyor yalnız. İstop etti. Geri geri gidiyor. Kaza verirken debriyajdan yavaş yavaş ayağını çekiyor. Ama şimdi frenden çıktın değil mi? Ama frenden çek. Yavaş yavaş bas. Daha değil el freni. Şimdi sıra Samet'te. Samet, camı açar mısın lütfen? Samet. Hello. Camı aç. Cam cam. Aynen sen. En iyisi sürücü kız. Aynen. Samet. Camı aç oğlum. Samet. Helal. Yalnız vitese atmamış mı? Bak. Nazar değdirmeyecek. Camı aç camı. Ya Manu çok zor. Arkadaşlar, şöyle ikinci çayımızı demledik. Şöyle çayımızdan sonra, ikindiden sonra, bayağı sonra yemek. Ondan sonra şimdi zaten açlıyız. Zaten geç kahvaltı yaptık. Evet, Can Muhammed, nereye koşuyorsun? Doğada oynasınlar annem ya. Can Muhammed, şaka yapıyorum. Can Muhammed. İyice yoruldular ha. Hemen uyurlar eve. Sen nereye bakıyorsun? Muhammed'i sanki bilmiyor. Hepimizi uyutur o uyuyor. Bir de Naz hani çok seviliyor ya. Hepimiz şımartıyoruz. Aynen. Onun için hemen uyumak istemiyor. Hep babamla duruyor ya. Nefes! Sevildiğini biliyor. Nefes baba. Gel teyzeciğim gel. Vermiyorum diyor. Vermiyorum diyor. Billa vereceğim. Saat mi? 3:30. Oh. Can Muhammed, şişt, bakın bakın. Ben size ne gösteriyorum, bakın. Can Muhammed. Maden işçisi. Maden işçisi gibi olmuşsun. Az önce dediğini söylesene Nefes. Ne? Çocukluk böyle bir şey işte. Duyuyor musun ya? Çocukluk böyle bir şey.
Çocuk olmak çok güzel diyor. Hani Can Mehmet dedim senin halin ne? Annem de Naz bırak zaten batmış iyice oynasın diyor. Bebişim, bebişlerim. Ne yapıyorsunuz Can Mehmet? Kule. Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Hadi çok güzel. Konuştur ablası konuştur sen. Kale bu. Ne yapıyorsun Can Mehmet? Kale. Kale. Ne yapıyorsun Can Mehmet'im? Bu ne oğlum? Ha? Aa, ne oldu ellerine? Toprak. Kum. Şöyle babam ateşi yakmaya başlıyor. Benim kumum yanıyor. Ben çakmakla yaktım ya. Burada da seher salatayı yapıyor. Bunları yıkadık böyle temiz bunlar. Şöyle bakın kahvaltıya bir şey doğradık yiyemedik ya. Annem çeri domates almış. Soğan salatası yapıyoruz. Annem etleri sabah kalktığında avcarladı, sosladı. Şöyle bakın. Burada tavuklar. Onu şimdi şöyle şuna dizeriz. Tavuk göğsü de vardı. Onları da böyle. Anne açacağım mı şimdi? Anne açınca göstereyim. Onları da kuşbaşı doğradı. Şişe takacağız. Çok güzel oluyor. Geçen geldiğimizde de yapmıştık. Geçen mi? Ondan önceki geldiğimizde yapmıştık böyle. Tavuk göğsü çok güzel olmuştu. Yine öyle tavuk göğsü vardı. Küçük küçük doğradı kuşbaşı şeklinde. Güzel oluyor. Özellikle çocuklar için ekmeğin arasına böyle koyuyoruz. Kemiksiz. Ha kemiksiz güzel oluyor. Şöyle bakın. Şöyle maruz salatamız da hazır. Bakın bunu da böyle annem. Şöyle ha. Efendim oğlum. Ama hayır internet yok. Ya hayır dedenin de interneti yok. Hadi gel. Gel hadi gel gel. Aa bak dede ne yapıyormuş gel bakalım gel. Bak kömür olmuş. Yanmış. Böyle biberleri babam pişiriyor. Hayır Can Mehmet istediğin kadar ağla bak. Telefon istiyor vermiyorum. Telefonu azaltıyorum. Hayır, hayır. Deden mi? Baba biraz şey yapsana. Telefonu istiyor. Bak dede yerli hadi bunu. Hadi gel. Tamam gel. Hadi yerli hadi. Al, al bak böyle yap bak. Hadi. Hadi dedenle şey yap. Al. Hadi yerli hadi. Hadi. Böyle hadi böyle unutacak telefonu. Daha ha. Telefon. Ha. Ha. Uzaktan. Hadi. Ha. Hadi oğluşum. Aa nasıl yapıyor deden? Bak sen de yap hadi. Elle mi onu? Sıcak orası mangal. Ha. Öbürünü ha baba onu ver. Ha. Aferin oğluma. Aa. Can Mehmet pişiriyor teyzesi bak. Seher de alkışlıyor. Şöyle. Hazır ettiniz mi ha? Evet. Hemen bakayım. Ettik. Şöyle limonlu sıkıyorum. Şunlar bakın şöyle. Peki. Dur. Şöyle yalnız bu çok güzel oluyor ya. Babam şöyle tavukları pişiriyor. Ekmekleri kesin mi? Kestim. Ha kestim. Oo Ser senden hızlısı mezarda. Şey, babam geldikten sonra ekmekleri buraya katıyor. Kurur değil mi? Yani. Aynen. Şöyle bakın annem hepimiz ayırdı tabaklara böyle. Şu ortada duracak bacılarım. Şöyle nefs şeyi göz aklınızı helal edin vallahi bak söylüyorum ha bacılar. Öyle değil mi yine söyleyeyim ha. Can Mehmet. Can Mehmet de nefesin eve gidince direkt banyoya girmesi lazım. Güneş enerjisinde zaten su var. Hava güneşli ya. Banyoya gireceksin ha kafasının içi hep kum ser gördün mü? Evet. Ya nefesi zaten hiç söylemiyorum. Nefes çiftçi hadi gel. Çiftçi nefes hadi gel. Nefes senin o diğer dişin çıkmıyor bir türlü. Tek dişi. Bir
büyük değil. Şimdi o küçük ya, bize büyük geliyor. O hani yıllar geçtikçe, hani yaş ilerledikçe o normalleşecek. Yani. Şimdi senin dişin bak nasıl büyük geliyor mu, yok? Nefes söyle, onun yüzü küçük ya. Tabii. Ayakkabını çıkar, şeyi getirmedik bacılar, hiç düşünememişim. Terlik yanıma getirmedim. Annem Gül'de de terliği yoktu. Aha babet, ama çok fazla giyme. Nefes babetini çıkar annem. Ve araya gider, çıkar babetini. Çorap da dur annem. Getir, orada otur. He, yo zaten şey olmaz. Kartonu getir, bebeğim üstüne oturursun. Anne annenin yanına sen otur, anneanne sana yediriyor. Hı. Çıkar. Ha. Dürüm yapacağım kızım. He, tamam. Ay, ayakkabısının içi nefes. Kızım giyme nefes ya. Yeter. Yazık, günah, baksana nefes annem. He, eve gidince silerim aynen. Nefes giyme, çorapla dur annem. Zaten hep çimen, bir şey olmaz. Tamam mı annem? Tamam. Ha. Geç hadi onu getir. Ha. Gel sen. Uyuyacak mı? Yemeği yedik ya. Arkadaşlar havanın son durumuna bakın. Gidiyoruz. Bir pikniğin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Acılarım, eve geldik. Bulaşık işi de bana ait. Hemen şöyle bir kapatalım ve tertemiz olsun, değil mi? Şöyle bir yığın bulaşık terseniz. Şimdi çocukları yıkamaya gidiyorum. İkisini de yıkayacağım. Bacılar bir şey diyeyim mi? Saçının içi hep kumdu. Böyle var ya, şöyle yapayım elime geliyordu. Şimdi tertemiz oldu. Nefesi yıkayacağım ama annemle Seher nefes markete gittiler. Şeker bitmiş evde. Gelsin. Ben dedim ben gelmiyorum. Bulaşıkları halledeceğim. Siz gidin dedim. Bir de Can Muhammed de yıkamış oldum zaten. Şimdi tırnaklar kesilecek. Şu tırnaklara bakın. Ya ay. Hep şey doldu, ay çıkıyor. Arkadaşlar annem Gül geldi. Hemen şöyle yaptığı alışverişi göstereyim sizlere, bakın. Un almış şöyle. 2 kilogram. A101'den sadece değil mi bunlar? Süt almış. İncir reçeli almış. Ben çok seviyorum, onun için almış. Şöyle margarin, kahvaltılık yağı, yumurta almış. Şöyle petibör bisküvi almış. Ondan sonra şeker, mısır, ince bulgur, yeşil mercimek, sıvı sabun. Şöyle Samet bunlardan istiyor devamlı. Annem bunlardan alıyor. Şey, ne diyorlar buna? Pirinç patlağı. Ondan sonra şöyle peynir almış. Çikolata. Başka? Ha, şöyle şey almış. Pekmez almış. Ve bir de şöyle 5 kiloluk yağdan almış arkadaşlar. Bir de şöyle. Sadece bardak 70 liraydı. Bu altıyla beraber 80 lira. Daha hesaplı. Hem de bayağı hesaplı. Abla, bayağı değil mi? Düzü 70 lira, bu 80 lira altıyla ve tabağıyla beraber. Daha iyi, hem de güzel şey, hiç bardak altlığı var. Aynen. Bir de lav. Aynen. Bu hani şey mi? A101'in kendi markası mı 70 liraydı? Evet. Ay. Şöyle arkadaşlar, alışverişi bunlardı ve size bir şey göstereceğim. Annem geçenlerde buzdolabı aldı. Onu ben size gösteremedim. Hani düzenleme falan, ondan sonra Ramazan ayıydı, şimdi bayram derken falan gösteremedim bacılar. Biliyorsunuz annemin buzdolabı su akıtıydı. Hatta var ya, annem bir yara düştü biliyor musunuz? Şu ayağındaki kaygan terlik var ya hani, ondan böyle su akıtmış, bilmemiş, üstüne geçmiş, düştü. Allah'tan bir şey olmadı. Buzdolabı bozuktu biliyorsunuz. Annem de Altus marka buzdolabı istiyordu. Bulmuşlar beyaz renk, şimdi size göstereceğim. Annem buzdolabı almış yani. Tam ihtiyacıydı. Kurban Bayramı da geliyor Allah izin verirse. Yani ne olurdu bilemiyorum, öyle değil mi? Her şey bozuluyor. Rafları gördüğünüz sulanıyordu. Olmuyordu. Bir türlü olmuyordu. Hemen size göstereyim. Şöyle arkadaşlar, uzak çekim yapayım. Ha. Şöyle bakın. Buzluğu altta. Kulpları da şöyle içten bir şekilde. İlk olarak size şunu göstereyim. Şöyle buzluğunu göstereyim. Bakın şöyle 3 çekmeceli. Hani belki sizler de istiyorsunuz, fikir edinmek şeyinden gösteriyorum. Şu şekilde bakın. Daha sonra burası böyle. Şura bakın, hep böyle. Annem zaten 3 raflı istiyordu. Bakın. Burası da böyle bakın. Önce şuradan başlayayım. Şöyle 3 tane yan tarafta rafları var. Yumurtalıklar böyle. Daha sonra
İki tane şurada raf var. Altta da iki tane çekmecesi var. Annem bunu şu şekilde kullandı. Bakın, kahvaltılık bölümü olarak kullandı. Gerçekten çok iyi bir fikir. Burada da böyle işte fazlalıkları koydu. Bakın şöyle iki rafı var. Şu şekilde arkadaşlar, bakın. Buzdolabı yani şart da anneme, biliyorsunuz. Şu şekilde Arçelik yetkili servisi geldi, kurdu. Şöyle de bakın. Sende ses oluyor ha. Bende say ha. Bende de gerçi oluyor ya. Dıt 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 dıt. Şöyle bakın. Şu şekilde arkadaşlar. Anne kaç litre bu? 572 litre. 572 litreymiş hanımlar. Bakın şöyle yani yansımam işte gözükmesin. Hı-hı. Annem Altus markası istiyordu zaten. Yani Altus güvenilir bir marka, sağlam bir marka. İnşallah annem güle güle uzun ömürlü bir şekilde kullanır. Çünkü annemin buzdolabından yana hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Beyaz istiyordu, altta buzluğu istiyordu. Bu şekilde güle güle kullan anne, hayırlı olsun. Valla beyaz renk olması da ayrıca çok güzel. Biliyor musunuz bacılar, artık gri moda değil, beyaz. Benim evlendiğim yıllarda gri modaydı, çok daha pahalıydı. Aynen. Değil mi? Ha, daha pahalıydı. Şimdi beyaza öncelik veriyor herkes. Artık beyaz tutuluyor. Böyle yani, içi bayağı geniş dediğim gibi. Bayilere gittik Nazlı. Hep bu model. Baban sordu. Bu yıl bunlar üretilmiş. Bu yılın mod şeyi yani. Duydunuz değil mi? Ya. Zaten Arçelik. Kaç yıl anne garantisi var? 10 yıl motor garantisi. 10 yıl motor garantisi. Yani Nazlı şey dedi adam. Nereye gittiysek hep bu markadan, hep model. Abla dedi, bu model yeni çıktı, çok tutuluyor dedi. Yok satıyor dedi bu marka. Tabii. Model. Annem bayağı bir araştırdı. Altus hani böyle internet yorumlarına baktı. Tüm bayanlar çok memnunuz. Kesinlikle ha. Tereddütsüz alın diyorlar. Ya ben çamaşır makinamı görüyorum. Maşallah diyeyim anne. Maşallah. Aynen. Ne kadar memnun.